İnsanlık tarihinin sıfır noktası. Antik dünyanın en eski yapısı ve bilim dünyasının yeni gözdesi. Burada her şeyi baştan yazdıracak ve ezberleri bozacak yeni bilgiler bulunuyor. Hazırlanın, 12 bin yıl öncesine, yani Göbekli Tepe'ye gidiyoruz. Hemen yanı başımızda, Şanlıurfa'ya 12 kilometre uzaklıkta. Bu yer, dünyanın bilinen ilk tapınağı. Bilinen en eski yapılar olan Mısır piramitlerinden ve İngiltere'deki Stonehenge taşlarından 7000 yıl daha eski. Bilgiler henüz yeni olduğu için bölge hakkında birçok teori öne sürülüyor. Örneğin bunlardan en iddialı olanı ise Kur'an-ı Kerim'de adı geçen Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın kovuldukları bilinen Aden Bahçesi, yani Cennet Bahçesi olduğu ileri sürülüyor. Bir başka iddia ise Orion takım yıldızı ve Sirius ile bağlantılı olabileceği ve daha birçok ilginç durum. Gelin şimdi öne sürülen iddiaları ve gerçekleri, aynı zamanda Göbekli Tepe'yi biraz daha yakından inceleyelim. İlk olarak 1995 yılında Klaus Schmidt tarafından keşfedilen ve kazı çalışmalarına başlanan bu muhteşem keşif, sürüsünü otlatırken Göbekli Tepe bölgesinde kare şeklinde oymalı taşlar bulan, aynı zamanda arazinin sahibi olan bir çobanın yetkililere haber vermesiyle başladı. Keşif çok önemliydi. Klaus Schmidt buldukları karşısında şok olmuştu. Çünkü insanlık tarihinin en etkili keşiflerinden birine öncülük ediyordu. Klaus Schmidt öncülüğünde ilerleyen kazılarda ortaya çıkan yapılar hayret vericiydi. 5000 metrekareyi kapsayan bir bölgede çapları 30 metreye varan 20 adet tapınma amaçlı kullanılan yapı tespit edildi. Ancak bunlardan 6 tanesi gün yüzüne çıkarılmıştır. Karbon 14 testine göre yapılan testler sonucu bölgedeki en eski yapının M.Ö. 10.000, diğer bir ifadeyle 12.000 yıl öncesine ait olduğu tespit edilmiş. Ayrıca henüz gün yüzüne çıkarılmamış olan bölgeler bulunuyor. Ve Klaus Schmidt'e göre bu ulaşılamayan katmanların 2 ile 3.000 yıl daha eski olduğunu düşünüyor. Yani Göbekli Tepe 15.000 yıl öncesine ait bir yapı diyebiliriz. Yazının ve tekerleğin icadına henüz 8.500 yıl var. Peki nasıl oldu da taş devri insanları böylesine bir yapı kompleksini ortaya çıkardılar? Göbekli Tepe doğal olarak oluşmuş bir tepe değildir. Kireç taşından oluşan ve insan eliyle yapılmış devasa bir tepedir. Çünkü tapınağı yapan insanlar tarafından yine büyük bir iş gücüyle henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı toprakla üstü kapatılmıştır. Bazıları daire, bazıları ise eliptik şeklinde inşa edilen bu yapıların çevresinde 12 adet T sütunu bulunuyor. Ve bunlardan farklı olarak ortada yer alan karşılıklı konumlanmış 2 adet T sütunu daha bulunuyor. T sütunları muhteşem bir işçilik ve büyük bir özveriyle yapılmıştı. Ve bu sütunlar tek parçadan oluşuyor. 5,5 metre uzunluğunda ve bazıları 16 ton ağırlığında. Taşların üzerinde birbirinden farklı pek çok sembol bulunuyor. Tıpkı Mısır hiyerogliflerinde olduğu gibi. Peki ama sembollerle bir şeyler anlatmak yüksek bir şuur ve bilinçli bir zekayı gösterir. Ancak 15.000 yıl öncesindeki taş devri insanları hangi şuurla bu sembolik anlatımı kavrayabilmişti? Hatta bazı semboller öyle bir sıralama ile dizilmişti ki bizi farklı anlamlar aramaya teşvik etti. Örneğin daire şeklindeki taş sütunların sayısı 12'dir. Dünyanın güneş etrafında tam tur dönmesi ise 12 aydır. Gelin bu 12 sayısına biraz daha yakından bakalım. Samuel Noah Kramer, tarih Sümer'de başlar demiştir. Çünkü ilk çivi yazısı dediğimiz ilk yazılı kayıtlar Sümerler tarafından kullanılmıştır. Kaynaklar Sümerler ve onlardan sonra gelen Akatlar, Asurlar ve Babil'de
çok tanrılı bir dinin hakim olduğunu belirtiyor. Hatta o kadar çok tanrı vardı ki, evin tanrısı, şehrin tanrısı gibi uzayıp giden bir tanrı listesi vardı. Ancak Sümerce ve Akkadça olarak iki dilde yazılmış olan Sagba isimli bir tablette yazılanlar oldukça dikkat çekiciydi. Büyü, ant, aşılmayan ant dairesi. Tanrıların aşılmayan ant dairesi. Göğün ve yerin değiştirilemeyen ant dairesi. Tanrı tektir ve değiştirilemez. Tanrı ve insan birbirlerinden ayrılmazlar. Bu metinler Sümerlerin çok tanrılı din inancıyla çelişiyor. Ancak tevhid inancıyla birebir uyuşmaktadır. Peki, Sagba metinlerinde geçen tanrıların ant dairesi, zodyak olarak bilinen 12 burç olabilir miydi? Hindistan, Çin ve Babil kaynaklı olduğu düşünülen burçları ise, Hindistan'ın Hyderabad kentinde bulunan Birla Bilim Merkezi Başkanı B.J. Siddharth'ın yorumlarına bırakalım. Siddharth, aynı zamanda astronom ve fizikçidir. Siddharth, eski yazıtların çoğunun astronomi içerikli olduğunu belirtiyor. Eski Hint yazıtlarında ve Hint mitolojisinde astroloji bir çeşit zaman ayarı olarak kullanılıyordu. Peki 12 bin yıl önce inşa edilmiş Göbekli Tepe'deki 12 adet T sütunu zodyak olarak betimlenmiş olabilir miydi? Bunu ise şöyle cevaplıyor. Muhtemelen bu şekilde algılanmıyordu. Ancak zodyak işaretleri medeniyetin doğuşunda kullanıldılar diye de ekliyordu. Günümüzde kullanılan saat 12 sayısı üzerine kurulmuştur. Türk uygarlıklarının ve Çin'in de kullandığı takvim 12 hayvandan oluşur. Ve Anadolu'da 3500 yıl hüküm sürmüş olan Hititlerin 12 tanrısı bulunuyor. Gökbilim konusunda çok başarılı olan Sümerler, 12 tane gezegenin varlığına inanıyordu. Bir yıl 12 aydan oluşur ve gece gündüz süreleri 12 saattir. Peki tüm bunların atası, Göbekli Tepe tapınaklarında dairesel biçimde duran 12 adet T sütunları olabilir miydi? Bir diğer iddia ise Göbekli Tepe'nin kutsal metinlerde anlatılan Aden Bahçesi, yani cennet bahçesi olabileceği görüşüdür. Ancak kutsal metinlerde anlatılan Aden Bahçesi ile Göbekli Tepe'nin özelliklerine baktığımızda aralarında büyük bir fark bulunmaktadır. Bu nedenle uzmanlar Göbekli Tepe'nin Aden Bahçesi olamayacağı düşüncesindeler. Ekranda gördüğünüz tabloda ise Aden Bahçesi ve Göbekli Tepe arasındaki farklar bulunuyor. Göbekli Tepe'de en çok kullanılan sembollerden biri de yılan sembolüdür. Yılan ise birçok medeniyette popüler bir şekilde kullanılmıştır. Örneğin DNA sarmalı yılan şeklinde. Sümer'deki hiyerogliflerde de aynı yılan sembolünü görürüz. Antik Mısır'da yüksek bilinci ifade eden yılan figürü tanrıların alın bölgesinde kullanılmıştır. Ayrıca yılan deri değiştirdiği için değişim ve sonsuzluk gibi anlamlar da taşıdığını ifade edebiliriz. İnsandaki uyanışın ve bilincin 12 bin yıl önce ortaya çıktığını ya da bunun bilincine nasıl varabildiği sorusunu da sorabiliriz. Aslında Göbekli Tepe'de bulunan bu T sütunlarında birçok anlam gözümüze çarpıyor. Bunlardan biri de tüm sütunların güney yönüne doğru bakmasıdır. Peki bunun anlamı ne olabilir? Kış gün dönümü güneşin güneydeki en düşük noktasında gerçekleşir. 21 Aralık ise gün dönümü için en uygun zamandır. Belki de Göbekli Tepe insanları için önemli bir andı. Zaten diğer antik medeniyetler için bu zaman dilimi yılın başlangıcı olarak kullanılırdı. Günümüzde ise bu tarih 1 Ocak olarak belirlenmiş. T sütunlarının bu dizilimi bununla bağlantılı olabilir mi? Ayrıca Orion takım yıldızı ve Sirius da gökyüzünün bu bölümünde görünür. Bu nedenle Orion ve Sirius ile bağlantılı olması da kuvvetli bir ihtimaldir.
Orion ve Sirius antik medeniyetler tarafından oldukça ilgi görmüş ve eserlerini bu yıldızlarla ilişkilendirmişler. Örneğin Mısır piramitlerinin Orion takım yıldızı ile hizalandığını, Nil Nehri'nin ise Samanyolu galaksisinin sarmal kollarından biri olduğu düşünülmüştü. Antik Mısırlılar gökyüzünün bir kopyasını piramitler ile ilişkilendirmişti. Aynı şekilde Göbekli Tepe'de bulunan bir T sütununda alt kısımda bulunan akrep figürü yukarıya doğru gelecek şekilde oyulmuştu. Samanyolu'na baktığımızda ise galaksinin sarmal kolu akrep bölgesinden başlar. Acaba gerçekten de Göbekli Tepe insanları tapınaklarını yaparken Orion, Sirius ve Samanyolu galaksisiyle ilişkilendirmişler miydi? Edinburgh Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Martin Sweatman ve Dimitris Skritsis, Göbekli Tepe'deki sembolleri astronomik yönden incelediler. Ulaşılan sonuç ise gerçekten dikkat çekiciydi. Sütunlar üzerindeki hayvan figürleri genellikle takım yıldızlarını temsil ediyordu. 43 numaralı sütun M.Ö. 10.950 yılına karşılık geliyordu. Daha soyut sembollerden bazıları Genç Dryas dönemiyle bağlantılıydı. Yani Göbekli Tepe sahip olduğu işlevlerin yanı sıra gözlem evi olarak kullanılmış ve bu da bir tepenin üstünde inşa edilmesinin bilinçli olarak tasarlandığını gösteriyordu. Ayrıca 43 numaralı sütunda bir kuş ve kanadında tuttuğu daire şeklinde bir şey var. Sanki güneşe benziyor. Benzer sembolleri Mısır rölyeflerinde, Sümerler'de ve Anadolu'da görebiliyoruz. Ayrıca Hint mitolojisinde güneşin bir kuş tarafından taşıdığı anlatılır. Belki de tüm bunların atası Göbekli Tepe sütunlarında gizlidir. Aynı sütunda yukarıda bulunan 3 adet yan yana dizilmiş sepet şeklindeki şekiller, ekinoks noktalarını çağrıştırıyor olabilir mi? Çünkü güneş 21 Haziran'da kuzeydoğu noktasından, 21 Aralık güneydoğu noktasından, ekinoks günlerinde ise tam olarak doğudan doğar. Bu sembolün olduğu sütun ise doğu yönüne bakmaktadır. Yani Göbekli Tepe insanları ekinoks günlerinin farkına varmışlar mıydı? Ayrıca tapınakların içerisinde dibekler bulunmakta. Bu dibekler yapılan dini ritüellerin bir parçası olabilir miydi? Eğer böyleyse o halde bu bizi başka arayışlara götürür. Bunun en güzel örneklerini ise şamanlarda görmekteyiz. Şamanlar ise öte alemle yakından ilişkiliydiler. Ve bunu çeşitli uyuşturucu ya da uyarıcılarla yapmaktaydılar. Örneğin ayahuasca çayı ile yapılan ritüelde DMT yüklemesi yapılarak farklı alemlere yolculuk yapıldığı bilinmektedir. O halde aklımıza şu soru gelebilir. Göbekli Tepe şamanların eğitim alanı olabilir miydi? Belki de şaman rahiplerinin yetiştirildiği bir çeşit eğitim alanıydı. Bunu ise Şanlıurfa Müzesi'nde bulunan bir baş heykelinde net bir şekilde görebiliyoruz. Bu heykel, Göbekli Tepe'den 500 yıl sonra inşa edilmiş olan Nevari Çori'deki bir tapınaktan çıkarılmış. Baş heykelinin arka kısmında bulunan yılan figürü sanki bir rahibi tasvir eder gibi. Hatta Hindistan'daki Vedik rahiplerinin kafasındaki saç şekli de aynen böyle. Peki ama insanın avcı ve toplayıcı olduğu ve henüz yerleşik bir hayata geçmediğimizi varsayarsak, bir rahibin varlığı nasıl açıklanabilir ve bu rahipler nereden gelmiştir? Atlantis medeniyetinin de bu tarihlerde var olduğu söyleniyor. Ancak elimizde yeterli kanıt yok. Sadece Platon'un iki kitabında Atlantis medeniyetinden söz ediliyor. Platon'a da eski Mısırlı bir rahip anlatmış. Kutsal metinlerde ise birçok uygarlığın yok oluşundan bahsedilir. Örneğin Ad kavmi. Kur'an-ı Kerim'de ise Ad kavminden şöyle bahsedilir. Hatırlayın ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve sizi yaratılış itibariyle daha güçlü kıldı. Andolsun
size vermediğimiz imkan ve iktidarı onlara vermiştik. Kendilerine kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri kendilerine bir yarar sağlamadı. Çünkü Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alaya aldıkları şey onları kuşattı. Ad kavmine gelince, yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha kuvvetli kim var dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi, mucizelerimizi inkar ediyorlardı. Siz her tepeye bir alamet bina edip eğlenir durur musunuz? Eğer yine de yüz çevirirseniz, ben size ne ile gönderilmişsem işte onu tebliğ ettim. Ayrıca Rabbim sizin yerinize başka bir kavmi getirir de siz ona zerrece zarar veremezsiniz. Hiç şüphesiz o her şeyi koruyup gözetendir. Kur'an-ı Kerim kaybolan uygarlıklar hakkında dikkat çekici bir şekilde haber vermektedir. Acaba bu kaybolan ve helak olan uygarlıklar arasında Atlantis medeniyeti de var mıydı? Ve bu felaketlerden kurtulan olmuş muydu? Göbekli Tepe insanları Atlantis medeniyetinden kalan kültürel faaliyetleri yürütmüş olabilir miydi? Göbekli Tepe tapınakları burayı inşa edenler tarafından bir süre sonra toprakla üstü kapatılmıştır. Bu yapı kompleksini Göbekli Tepe insanlarına inanç yaptırdı. Peki aynı şekilde başka bir inanç sistemi de buranın yok edilmesini istemiş olabilir miydi? Bilindiği gibi Şanlıurfa peygamberler şehri ve her peygamber kendi dönemindeki insanlara tek bir Allah'ın varlığını tebliğ ediyordu. Acaba bu insanlara böyle bir tebliğden sonra bu tapınakların yok olması istenmiş olabilir mi? Nitekim bunun örneklerini Antik Mısır'da görebiliyoruz. Hazreti Yusuf zamanında tek tanrı inancını benimsemiş olan Firavun Akhenaton, daha önce inandığı tüm tanrıları Mısır'dan sildirmiştir. Göbekli Tepe'deki durum da aynı olabilir. Geçmiş tarihin kalıntılarından geleceğimize yön veriyoruz. Binlerce yıl önce yaşamış bu insanların bu tapınakları hangi amaçla yaptığını ve hangi sebeple yeniden yok ettiğini bilemiyoruz. Ve olabilecek en yakın tahminlerde bulunuyoruz. Bu keşiften öğrendiğimiz şey ise buzul çağı insanlarının mağaralarda yaşamadığını, tam aksine son derece bilinçli bir toplum olduğunu gösteriyor. Nitekim günümüz teorilerine göre avcılıktan tarıma ve daha sonra yerleşik düzene geçtiğimiz öne sürülüyordu. Yerleşik hayatla birlikte ise dinlerin ortaya çıktığı savunuluyordu. Ancak bu durum tamamen değişti. Çünkü Göbekli Tepe insanları önce tapınak inşa ettiler ve inandıkları şey uğruna yerleşik hayata geçtiler. Yani artık şöyle diyebiliriz: tarih Sümer'de değil, Göbekli Tepe'de başlar.